Sabah şansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tansiyon yüksekti. HDP'liler teröristlerin cenazesine katılmayı savundular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte HDP böyle bir insan topluluğu. Siyasi parti maskeli, terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu ve azılı düşmanlarımızın da Türkiye'deki seslendirmecisi. Hiçbir şekilde hiçbir milletvekili bir teröristin cenazesinde boy gösteremez. Bu asla mazur görülemez. Dağa giden bir çocuğun annesine geçmiş olsun başsağlığı dilemek için de gidiyoruz. Mecliste tansiyon yükseldi. İlk tartışma terörist cenazesine katılıp katılmamayla ilgiliydi. HDP'liler teröristlerin cenazesine katılmayı savundular. AK Parti grubu tepki gösterdi. Hiçbir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Polisimizi, öğretmenimizi, askerimizi, vatandaşımızı, kundaktaki bebeği katleden hiçbir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili asla ve kata gidemez. Gitmemelidir. Suçta ve cezada kanunilik ve şahsilik prensibi herkes için geçerlidir. Adeta meşrulaştırmaya, teşvik etmeye, propaganda malzemesi yapmaya dönük olarak bunu öykündürmeye dönük bir tavır asla ve kata insani değildir. Milletimizin örfüne, adetine uygun değildir. Sonrasında HDP'li Meral Danış Beştaş, Hazreti Muhammed'in hadislerini laf olarak telaffuz edince yeni tartışma alevlendi. Bu tartışmayı uzatmak istemediğimiz için Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın laflarını söyledim. Umarım biter burada. Peygamberimizden bazı ifadeleri ve Kur'an'dan lafları söylüyorum, aktarıyorum gibi bir ifade kullandı. Bu hususun düzeltilmesi gerektiği kanaatinde zira Efendimizin sözlerini, hadislerini laf olarak nitelemek, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini laf olarak nitelemek açıkça Müslümanlara ve inancımıza saygısızlıktır. Tansiyonu yükselten bir başka tartışma konusuysa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ismini söyleyememesiyle ilgiliydi. Atatürk'ü ansana Atatürk'ü, bu gazi meclisi açan Atatürk'tür, onu ansana. Atatürk'ü anın sözü ancak CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için bir karşılık bulabilir. Dolayısıyla evet biz de aynısını söylüyoruz. Gerginlik artınca Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ara vermek zorunda kaldı. Sözlü kavga büyümeden önlendi. Evet birleşme 10 dakika ara veriyorum.